kenara dayandı diyebiliriz süt fiyatlarında. Aynı yerde seyrediyor. 14 ayı geçti. Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Su İçmez, süt üretiminin teşvik edilmesinin et fiyatlarını dengeleyeceği görüşünde. Su İçmez televizyonumuza yaptığı açıklamada kırmızı et piyasasında bazı oyunlar oynandığını öne sürdü. Yaklaşık 14 aydan bu yana süt fiyatlarına zam yapılmadığını, ancak market raflarında bu süre içinde süt ürünlerine %18-20 oranında zam yapıldığını belirten Su İçmez, herkes taşın altına elini koyacak. Et piyasasının dengelenmesi süt piyasasından geçer. Süt aynı yerde seyrediyor. Dişi hayvanlar kesime gidiyor. Hükümetten teşviklerimiz geliyor ama artık Ulusal Süt Konseyi'ne müdahale etme zamanı gelmiştir dedi. Şimdi son birkaç ay değil aslında 14 ayı geçti süt fiyatları. Bunu daha önce de sürekli belirtiyoruz. Hatta artık bıçak kemiğe dayandı diyebiliriz süt fiyatlarında. Aynı yerde seyrediyor. 14 ayı geçti. Bugün 1 kilo sütle 1 kilo yem kafa kafaya geldi. Hatta daha pahalı yemler var. Bunun normal 1,5 kilo en az biz yem alabilmemiz lazım. Süt fiyatlarının makul olması için. Dün yine Edirne işte pazartesi günü Edirne Ticaret Borsası'nda canlı hayvan satış borsasında orada kesime giden 250'nin üzerinde hayvan var ve bunların ciddi bir bölümü yine dişi hayvan. Ve bu tabi uzun vadeye baktığında bu Türkiye'deki hep gündemde bize göre pahalı değil. Yani burada da bir oyunlar oynanıyor bu kırmızı et fiyatlarında ama eğer üretimi teşvik etmezsen bu süt fiyatlarının, et fiyatlarının dengelenmesinin temel şeyinde süt fiyatları geçiyor. Süt üretimine teşvik edeceksin, süt üretimini yapan anaç hayvanlardır. Anaç hayvanı, süt üreticisi ne kadar daha fazla hayvan üretirse, kesime göndermezse, bunu üretime yönelik kullanırsa, bu zaman içerisinde bu et fiyatlarını da dengeleyecektir. Yani bunun da bunu çok fazla profesör olmaya gerek yok bunu bilmek. Bazı sanayicilerin süt fiyatlarının pahalı olduğundan, ben şimdi onlara sesleniyorum, bir bakalım. Yani 14 ay öncesinde peynir kaç paraydı, yoğurt kaç paraydı, ayran kaç paraydı? Yani süt ve süt ürünleri kaç paraydı, süt kaç paraydı? Süt aynı ama bir yıl öncesine baktığımızda bu 14 aylık süreye %18'de %20'yi aşan zamlar geldi burada. Bunu tüketici biliyor. Biz hep şunu savunuyoruz, biz aynı gemide yol alıyoruz. Eğer burada bize zam yapılmadıysa, siz marketteki rafa neye zam yaptınız? Tüketici neden bunu pahalıyor? Herkes taşın altına elini koyacak, herkes aklını başına toplayacak. Burada bu Türkiye'de et piyasasının da dengelenmesi süt üretimine teşvikten geçer. Bu 2-2-4 bu kadar basittir. Yani burada süte teşvik vereceksin, süt üretimini, süt hayvancılığını geliştireceksin. Bu süt hayvancılığı da sana canlı hayvan et materyalini doğuracak. Sen bugün daha en az 5-6 tane yavru vermeye aday düveleri kesime götürüyorsan burada uzun vadede belki de bir yıl, iki yıl sonra aynı olay sütte de yaşanacak. Sütte de yaşanacak, yani üretim düşecek. Bu sefer yani ne bileyim, benim aklım almıyor. Yani 2-3 sene sonra bunlar yurt dışından yani süt mü ithal edeceğiz biz yani? Nedense yem fiyatlarına tekrar zam geliyor. Ama süte bakıyoruz, süt aynı yerde. Biz ne yapacağız? Yani tamam, merkez birliğimiz var, Ulusal Süt Konseyi var. Burada bizim hükümetten desteğimiz, teşviklerimiz tamam geliyor. Amenna, saddakna. Ama burada hükümetin de bakanlığın da artık bu Ulusal Süt Konseyi'ne müdahale etme zamanı gelmiştir. Yani burada geç kalınıyor, bizim canımız acıyor. Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Su İçmez, kurbanlık sıkıntısı yaşanacağı yönünde çıkan haberlere de tepki göstererek üreticinin elinde yeterli miktarda kurbanlık bulunduğunu söyledi. Bizim Türkiye'de ve Edirne'de özellikle kurbanlık canlı hayvan materyali elimizde mevcuttur. Üreticilerimizin elinde vardır. Hiç kimse tereddüte mal yok. Birileri olayları sanki işte çok pahalı olacakmış, işte yok öyle bir şey. Bizim üreticimiz makul fiyatlara satar. Kurban kesecek vatandaşlarımızı kurbansız bırakmaz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama ortada bazıları bir belvele koparıyorlar. İşte yok piyasa gitti, işte piyasa düşecek falan. Milletin malını elinden ucuz almaya uğraşıyorlar daha doğrusu. Yani korkutarak milleti. Hiç kimse korkmasın.
Bu şu anda et fiyatları da o kadar çok aşırı derecede pahalı değil. Evimize aldığımız haftada en fazla belki de 10 günde 1 kilo kıyma alıyoruz yani. Burada nihayetinde bu da bizim üreticimiz.